çok sıkıntı çekiyoruz. Ben bu 30 senelik bu meslek hayatımda bu kapılardan yani iyice sıkıntıya bindi yani. Bu iş yapılmaz hale geldi. Tırlar için çok zor bir durum. Kışta daha sıkıntılı. Aşağı inemiyorsun, dolap açamıyorsun. Bayağı bir sıkıntılı günlerimiz geçiyor ama ne yapacağız? Ekmek parası. Burada lavabo yok. Para girene kadar ne tuvaletimiz var, ne banyomuz var, ne mescidimiz var. Hiçbir şeyimiz yok yani. Zaten hep 2 günde, 3 günde zor geçiyoruz. Daha Bulgar'da da yolları kapatmış. Duyduğumuz bilgiye göre yarın öğlene kadar açmayacakmış. Bu kadar tırlar nasıl geçecek, nasıl varacağız, nasıl yıkacağız onu da bilmiyorum yani. Bu tırlar zaten biliyorsunuz tek çekici. Eğer kar olduğunda zincir atman lazım, gidemezsin. Bayağı sıkıntı yani. Manisa'dan yükledik, Hırvatistan'a yükümüzü götürüyoruz. Buralarda 20 kilometre sıramız var. Geçen yıllarda hep bu sıralar oldu. Yetkililere, her gelenlere seslendik. Buralara tuvalet yapalım, mescit yapalım, lavabo yapalım diye. Hep tamam tamam dediler. 20 kilometre sırayı aşağı yukarı 2 günde anca parka girebiliyoruz. Park yapmaya başladılar. Parklar yarım kaldı. Parkları bitiremiyorlar. Yani çok büyük sıkıntımız. Parklar olsa parklara girip birçoktan parkta yatacağız. Ama yolda 2 gün, 2,5 gün ne yeriz ne içeriz bu kar kış kıyamette. Dolap açamıyoruz rüzgardan. Çok soğuk bir havamız var şu anda burada. Biz buralara parkların genişlemesini istiyoruz. Eğer buna yetkililer müdahale edemiyorsa hiç yoktan seyyar tuvaletler veya lavabolar. Yani elimizi yıkacak yer yok. Affedersin, tuvaletimizi yapacak yer yok. Yani buralara, tarlalara tuvaletimizi yapıyoruz yani. Bir de namaz kılmak isteyen ne yapıyor? Vallahi namaz kılmak isteyen affedersin iki aracın ara yerine giriyor. Namaz kılmayı ancak öyle yapabiliyor yani. Namaz kıldığımız zamanlar da bu şekilde yapabiliyoruz. O da yani ne kadar temiz olur, ne kadar düzgün olur onu da Allah biliyor artık. Yıllardan beri bu Hamzabeyli, özellikle bu Hamzabeyli tarafında bu çileyi çekiyoruz. Devamlı sıra, devamlı sıra. Yani hiçbir yetkili merci buna bir çözüm getiremiyor. Yani Türkiye'miz gayet gelişmiş bir ülke ama sadece şu kapı sorununa veya park sorununa bir çözüm bulamamakta ne diyelim artık, dilimiz de dönmüyor. Yani bir park sorununa çözüm bulsalar o bile yetecek bize.